İhvanımıza ve tüm kamuoyuna önemle duyurulur. Yüce Nakşibendi Tarikatı, 1400 yıldır kıtaların İslamlaşması ve Müslüman toplumların dosdoğru yol üzere sebat ve istikameti için insanlığa hizmet etmektedir. Her asırda birbirini takip eden nurlu silsilenin 32. altın halkası Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri vesilesiyle İstanbul'u bereketlendirmiş ve Ali Haydar Ahishavi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin ardından emanet Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize intikal etmiştir. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimiz devraldığı hizmeti âli himmetle büyük bir davaya dönüştürmüş ve bugünlere getirmiştir. Bu usul ve dava çerçevesinde icra edilen faaliyet ve hizmetler 2005 senesinde Mahmud Efendi Hazretlerimizin 300'ü aşkın Hoca Efendi'nin huzurunda tayin etmiş olduğu heyetle Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin riyasetinde büyüyüp gelişmiştir. Tasavvuf yolu, yüksek fazilet ve makamlara erişme yoludur. Bu bereketine binaen seyr-i sülük yolunda her müridin münferit çeşitli imtihanları olduğu gibi bazen de müridanın topyekün bir imtihanı söz konusu olur. Müridan için karşılaşabilecek en ağır durum hiç şüphesiz mürşidin ahirete irtihalidir. O topyekün imtihanın en çetini de mürşidin vefatı sonrası baş gösterir. Ali Haydar Ahishavi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra da bir imtihan vaki olmuş. Zamanla fitne bulutları dağılmış ve Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimiz, Yüce Tarikat'ın imamı olarak irşat faaliyetlerini ömrü boyunca sürdürmüştür. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin manevi evlatları olarak bir süredir ona olan muhabbet iddiasıyla büyük bir fitne ve imtihan durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bugün de bu ulvi emanet, altın silsilenin 37. halkası Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize intikal etmiştir. Bu hakikat, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin tevatür seviyesine ulaşan vasiyetine bağlı olarak cenaze namazının hemen ardından mahdumu Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca Efendi tarafından ihvanımıza ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Bizler inanıyoruz ki bu yol Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin mültezemde yaptığı kabulü müjdelenen duanın bereketiyle kıyamete kadar payidar olacaktır. Nisbet yolunun Hazreti Mehdi radıyallahu anh'a ulaşacağını beyan eden İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu Hazretlerinden sonra nasıl ki silsile altın halkalarla devam etmiş ve bu durum nisbetin kesilmesine mani olmamışsa, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizden sonra da bu yol birbiri ardına eklenen altın halkalarla devam edecektir. Meşayih arasında altın halkaların gelip geçmesi, o büyüklerin nisbet ve tasarrufunun ulaşmasına engel olmamıştır. Yakın tarihte vekiller vasıtasıyla devam edeceği iddia edilen başka tarikat kollarının zamanla kapanıp nispetinin kesildiği gerçeği de önemli hatırlanmalıdır. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihalinin ardından belli çevreler eliyle kirli bir propaganda başlatılmış ve daha önce istişare heyetinin açıklamasından yer aldığı üzere şahitler huzurunda tevatür seviyesinde sabit olan bir hakikat gizlenmeye çalışılmıştır. Oysa ki Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinden bizlere yadigar olan bir kısmı bugün hala hayatta ve afiyette bulunan büyüklerimizin şahitliği de ortadadır. Bugün fitneden korunmak, o büyüklerin şahitlik ve bereketine tabi olmakla mümkündür. Şeyhimiz Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihaliyle başlatılan ve özellikle son 6 aydır Cübbeli Ahmet Hoca tarafından yayınlanan telefon görüşmeleri, gizli ses kayıtları, zuhurat ve rüya yığınlarıyla kirli bir yola bürünen propaganda doğrultusunda kamuoyuna da yansıdığı üzere Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizle görüşmek istemiştir. Konu, Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize arz edildiğinde, videoda da görüldüğü gibi görüşmek istemediğini açıkça beyan etmiştir. Bu teklifin kabul edilmemesinin, Tarikat-ı Aliye'nin edep sınırlarını aşmasının yanında muhakkak birçok sebebi vardır. Ve bu sebeplerin bir kısmını açıklama zarureti ortaya çıkmıştır. Bizim bugüne kadar Cübbeli Ahmet Hoca'nın yalan ve iftiralarına cevap vermememizin sebebi, tarikatımızla ilgili mahrem meselelerin kamuoyunda tartışma konusu olmaması ve Şeyhimiz Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin susun emri gereğincedir.
tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır. Cübbeli Ahmet Hoca, yolumuzun medyaya bakışı açıkça belli olduğu halde defaatle uyarılmasına ve her seferinde söz vermesine rağmen tarikatımızın mahrem konularını kürsülere, hatta televizyon programlarına taşıyarak yüce dinimiz İslamiyet'e ve Müslümanlara düşmanlıkla bilinen kişilerin alay dolu yorumlarına malzeme etmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca, bugün cemaatimizin büyüklerini dinlemediği gibi aslında Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizi de birçok noktada dinlememiştir. Bunu kendisi çıktığı televizyon kanallarında açıkça söylemiştir. Bir taraftan şeyhlik benim neyime, mürid olsam yeter diyerek söze başladığı halde bu cemaatin %95'ini ben getirdim diyerek Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ve yetiştirmiş olduğu güzide hocaların çalışmalarını kendisine mal etmiştir. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin sözünü dinlemediğini katılmış olduğu bir televizyon programında şöyle ifade etmiştir. Efendi Hazretleri bana vaaz etme, talebe okut dedi. Dinlemedim, başıma iş geldi. Sesini kasetlere verme dedi, kaydettirdim ve deprem vaazım sebebiyle hapse düştüm. İkinci evliliğini yapma dedi, dinlemedim, başıma iş geldi. Televizyon kurma dedi, dinlemedim, başıma iş geldi. Külliye yapma dedi, dinlemedim, hapse düştüm. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir kısım medya tarafından maksatlı olarak gündeme getirilen bazı işleri Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizi üzmüştür. Hatta kendisi bir keresinde hastalandığında düzelip düzelmeyeceğini Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize sorduğunda senden daha çok çekeceğimiz var cevabını almış ve buna da hakikaten çektirdik itirafıyla aktarmıştır. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır. Cübbeli Ahmet Hoca'nın özellikle Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin oğlu, gelini ve torunlarıyla ilgili söyledikleri, kendisinin yönettiği sosyal medya hesaplarının paylaşımları ve sesini bugüne kadar namahrem kimselerin duymadığı hanımların ses kayıtlarının yayılması, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize muhabbetinin olmadığının delilidir. Zira hiç kimse sevdiği birinin evlatlarına, torunlarına ve yakınlarına iftira edilmesine, hatta canları tehlikeye düşecek derecede hedef gösterilmesine razı olmaz. Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir. Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra katıldığı ilk televizyon programında ve sonraki açıklamasında Hasan Efendi Hocamız, Mahmud Efendi Hazretlerimizin şu anda tek halifesidir ifadeleriyle Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizi halife olarak kabul ettiği ve bu kabulünü bozmayacağını, ben televizyonlarda bunu söyleyip de sonra başkaları gibi laf döndürecek tinette bir adam değilim beyanıyla vurguladığı halde sonradan söylemlerini değiştirerek hilafetini inkar etmiş ve manevi değerini düşürmeye yönelik bir yola girmiştir. Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizi koruduğunu iddia ederek dinleyenlerini aldatıp onun kemalatı hakkında olumsuz beyanlarda bulunmuştur. Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin oğullarını ve kızını hedef göstermiş, kızının ses kaydını yayınlatmıştır. Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimiz, Cübbeli Ahmet Hoca'ya tarikatla ilgili herhangi bir vazife vermemiştir. Buna rağmen Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra bu konularda söz sahibiymiş gibi açıklamalar yapmakta ve ihvanı yönlendirmeye çalışmaktadır. Rabıta, dağıtma projesinin bahanesidir. Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatin dağılmasına yönelik plan doğrultusunda rabıta konusu üzerinden hareket etmektedir. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin hayatında tarikat konusunda herhangi bir vazifesi olmadığı halde rabıta üzerinde kurguladığı bir süreç yürütmektedir. Kesinlik içermeyen ve şahidi bulunmayan bir konuşmadan hareketle rabıtanın Hazreti Mehdi aleyhi rıdvana kadar kaydı geçmediği halde kendi iddiasına herkesi kabule zorlayarak tarikatımızın geleceğiyle oynamaktadır. Nitekim Ahmet Usta Osmanoğlu, Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendilerin hazır bulunduğu bir toplantı esnasında rabıtanın Hazreti Mehdi aleyhi rıdvana kadar kaydının
nereden çıktığı sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu durum, Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığı rivayetlere ve bundan sonra yapacağı rivayetlere itibar edilmeyeceğini ortaya koymaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin manevi tasarrufunun devam ettiğini savunur gözükerek, tarikatımızı bir daha şeyh gelmeyerek zamanla kapanacak, nispeti kesilmiş bir yol haline getirmeye çalışmaktadır. Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir. Cübbeli Ahmet Hoca, yalan ve iftiralarla cemaatimizin hocalarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bir kimsenin sevdiği birinin yetiştirdiği hocaları itibarsızlaştırmak için çalışması beklenemezken, kendisiyle irtibatı aşikar olan çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşımlarla hocaları tek tek hedef göstermiştir. Cemaati dağıtmanın ilk adımı olarak tarikatı bölmeye çalışmaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, rabıtayı bozdukları söylemiyle bazı vekillerin sohbetine gidilmemesini ve kendilerinden tarikat dersi değiştirilmemesini söylerken, kendisi gibi düşündüğünü iddia ettiği vekillerden ders değiştirebileceğini söyleyerek onlara adres göstermektedir. Ders değiştirme konusundan hareketle, vekilleri Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin döneminde tayin edilen vekiller ve sonradan istişare heyeti tarafından tayin edilen vekiller olarak ikiye ayırmak suretiyle tarikatımızı bölmektedir. Cemaatimizin gözden düşmesine sebep olmaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, cemaat içi meseleleri sürekli televizyon kanallarına taşıyarak ve özellikle tarikat, cemaat düşmanlığıyla bilinen kimselerin televizyon programlarına çıkarak İslami cemaatlerin yanlış tanınmasına sebep olmaktadır. Din ve mukaddesat düşmanlarına sağladığı malzemelerden hareketle sürdürülen kara propaganda sebebiyle, başta cemaatimiz olmak üzere tüm cemaatlerin kamuoyu nezdindeki manevi kıymet ve itibarı zarar görmektedir. Bazı söylemleri ve hedef göstermeleriyle toplumda ayrışma ve kutuplaşmalara sebep olmaktadır. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin irşat hayatı boyunca en çok önem verdiği ve özen gösterdiği medreselere talebe verilmemesine, bağış ve yardım yapılmamasına dair sözleri, tekamül medreselerini ve fıkıh kurulunu hedef alması, Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin bize en büyük mirası olan cemaatimizin kamuoyu nezdindeki yüksek itibarına zarar vermektedir. Kitleleri korkutarak hakikati perdelemektedir. Cübbeli Ahmet Hoca, rabıta konusu üzerinden yürüttüğü süreci, cemaatimize yönelik geçmişten itibaren var olduğunu bildiğimiz ekümeniklik ve diğer küresel planlarla bağdaştırmakta ve birbiriyle alakasız bazı durumları maksatlı biçimde ilişkilendirerek dinleyici ve takipçilerini yanlışa yönlendirmektedir. Nitekim, cemaatimizin adının geçmişte hiçbir zaman yan yana gelmediği gibi, bugünden sonra da yan yana gelmesi mümkün olmayan FETÖ ile ilişkilendirilmesi ve ılımlaşma töhmetiyle karşı karşıya bırakılması bu yönlendirmenin göstergesidir. Son söz. Bizler, dünya durdukça ayakta kalacağına inandığımız medrese, tekke birlikteliğiyle devam eden irşat faaliyetlerimizin kesilmemesi için hocalar yetiştirmeye, geleceğin alimlerini ümmeti Muhammed'e hediye edecek müesseseler inşa etmeye devam ediyoruz. Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin mirası olan mukaddes yolu muhafaza için yüce tarikata ve büyük davaya zarar getirecek söz ve davranışların her zaman karşısında olacağız. Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeye sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri haline gelmiş ve Hasan Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen, kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.